Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta farklı bir seferde yine karşınızdayız. Bu haftaki seferimizi Adil Cevaz'ın Yolçatı Köyü'ne düzenliyoruz. Adil Cevaz'ın Yolçatı Köyü tamamıyla bir Çerkez köyü. Yüzyıllar önce memleketlerinden göç edip buralarda yaşamlarını bugüne kadar sürdüren insanlarla beraber olacağız bu hafta. Daha önceki programlarımızda belirttiğimiz gibi Bitlis ilimiz birçok insan topluluğuna, birçok kültüre kucak açan bir ilimiz. Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Zazasıyla, Türküyle Bitlis ilinde yaşıyor. Birçok şeyi beraber paylaşabiliyoruz. Ve Yolçatı Köyü Bitlis ilimizden 110 kilometre, Van Erciş ilçemize 64 kilometre, Ağrı ilimize ise 152 kilometre uzaklıkta ve orta bir yerde. Ben sunucunuz Sefer, kameramanımız Uğur Karaoğlu ile hayırlı seyirler diliyoruz. Evet değerli izleyenler, Yolçatı Köyü'nün girişine geldik. Bizi burada hanım bir kız karşılıyor değerli izleyenler. Tanıyabilir miyiz seni? Dön bakalım böyle. Adın ne? Merve. Merve. Kaç yaşındasın Merve? 8. 8 yaşında. Okula gidiyorsun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa? 2. İkinci sınıfa? Okul nasıl? Yeni açıldı. Öğretmenin değişti mi? Eski öğretmenin mi? Değişti. Değişti. Isınabildin mi yeni öğretmenine? Hı. Nasıl, iyi mi? İyi. Buradan kendisine selam göndermek ister misin? Hı. Gönder bakalım. Neler diyeceksin öğretmenine? Şu an seni izliyor. Hı. Bir el salla istersen. Seni seviyorum de. Seni seviyorum. Canım benim. Devam ediyoruz. Muhtarımız da bizi bekliyor. Muhtarımıza doğru gidip kendisini de tanıyalım bu arada. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsınız muhtarım? Sağ olasın. İyisiniz inşallah. Vallahi iyiyim, sağ olasın. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Yolçatı muhtarıyım. Yeni bir dönem seçilmişim. İşte dersi ediyoruz. Köyümüzün durumu şimdi şu anda huzurumuz güzel yani. Anladın. Muhtarım, köyümüz kaç hanedir? Vallahi köyümüz şu anda 42 hanedir. Evet. Bir takımı çok zaten Adil Cevaz'da oturuyor dışarıda. Yani komple köyde otursalar 100-150 haneden aşağı değil ama çok göç etmiş köyden. Bunların yoğunluğu nereye göç etti bu insanları? Ekseri Adil Cevaz'dadır. Adil Cevaz'da iş yeri, sanayide hepsinin bir iş yeri olduğu için Adil Cevaz'dadırlar. Çalışıyor bu insanlar. Çalışıyor, evet. Dükkan sahipleri biz.
bir takımın memur oldu, yurt dışarı gitti. Her tarafta var şimdi. Köyünüz Çerkez Köyü, doğru mu? Çerkez Köyü, evet. Nereden geldiniz buralara? Dedelerimiz Kafkasya'dan gelmiş seferberlikten evvel. Buradan geri çökmüşler şeye. Maraş'a, Adana'ya, oradan geri dönmüşler. İşte o zamandan beri gidiyoruz artık. Çok güzel. Sizinle beraber köyümüzü gezelim mi Muhtarım? Gezelim, buyurun. Buyurun. Köy çeşmesinin başında genelde bayanlar durur ama bizim bu köyde adet değişti. Erkekler köy çeşmesi başında duruyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Şöyle, tanıyabilir miyiz sizi efendim? Ben Cemal Küse. Cemal Küse. Evet. Yaşınız kaç efendim? Yaşım 74. 74 mu? Evet. Hala dinçsiniz. Dinç iyidir ya. Allah'a şükür iyiyim. Teyzemiz nasıl? İyidir, sağ olun. Kırmış sağ. Sağdır evet. Çok şükür, çok şükür. Sigara kullanmadın herhalde. Hayır, hayatta sigara kullanmadım. Simandan belli oluyor, onun için sordum. Amcacığım, nasıl köyünüzü bize biraz anlatabilir misiniz? Biz işte Osmanlı Savaşı'ndan bu tarafa burada yerleşmiş dedelerimiz. Burada kalıyoruz. Köyümüz iyidir, geçimimiz iyidir. Yabancı yok işimize. Çok şükür. Çocuklar var, dışarıda memurdular. Diğer bir de işte köyde beşberken çiftçiliğe uğraşıyoruz. Memnunsunuz. Memnunum Allah'a şükür. Bitlis ilinde yaşamaktan memnunsunuz. Evet. Çok güzel. Bildiğimiz gibi Bitlis ili birçok farklı kültürü bir arada barındırıyor. Birçok farklı dili bir arada barındırıyor. Arap var, Zaza var, Kürt var, Türk var. Gördüğünüz gibi Çerkez var. Laz var. Laz var. Hepsi karışık bir arada yaşıyoruz Allah'a evet. Şükür. Sorunumuz, sıkıntımız yok, şükür. Allah'a şükür. Bunun için yok. Çok güzel. Sizi tanıyabilir miyiz? Zafer Kümürçen. Bu köyden sizsiniz. Bu hanım kız sizin oğlunuz. Yeğenim yok. Yeğenim. Bitlisli. Merkez yani ilde. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben buradayım, çiftçiyim. Çiftçisiniz. Bu sene hasat dönemi nasıl geçti acaba? Fena değildi, güzeldi. Yani ektiklerinize karşılık bir şeyler alabildiniz mi? Çok şükür, Allah'a çok şükür. Tatmin ettiniz. Evet. Çok güzel. Şöyle değerli amcamı da tanıyayım. Amcacığım nasılsın? Sağ olasın, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Yaşar Küser. Yaşar Küser. Evet. Kaç yaşındasınız? Ben 70 yaşındayım. Maşallah. İyisiniz, iyi görüyorum sizi. Vallahi iyiyim. Vallahi. Herhangi bir sağlıkta sorun yok inşallah. Vallahi var, biraz şeker mekerim var. Şeker. Tansiyonum var. Üstesinden gelirsin amca. İyi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Teyzem sağ mı? Valla teyze sağdır. Gelmedi çekim ama. Neden? Valla bilmem, dediğim benim üstüm eskidir onun için. Ya olsun, olsun. Torun mu? Torunum he. Değerli izleyenler, gerçekten çok tatlı hanım kızlar. Hani Çerkez kızları falan genelde türkülerin birçoğunda geçiyor. Buyur kanıtı. Sizi tanıyabilir miyiz bu arada? Benim adım Rahmi Toylar. Yolçatı köyü ahalisindenim. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Az önce köyün sorunlarından bahsettiniz, onlardan biraz bahsedelim. Tabii tabii, buyurun. Şimdi devletin bize vermiş olduğu tarla paralarından dolayı vatandaş bütün tarla mallarını artık ekim dikiminden vazgeçti. Şimdi ben eskiden hemen 1500-2000 dönüme yakın yer ekip biçtiğim zamanlarda, şimdi ise bir tek bir dönüm bile ekip biçmiyoruz buğday olarak. Sulu tarıma geçtik, sulu tarımda da İşte demin dediğim gibi girdiler, yükseldi. Devlet işte tarla parası adı altında biraz para veriyor vatandaşa. Vatandaş da bundan dolayı artık tembelliğe alıştı. Köyümüzün hemen, köyümüz dahi Adil Cevaz'la söyleyebilirim. Hemen %90-95'i dışarıda. O yüzden yani köyümüzde gördüğünüz gibi 3-4 tane eskiden köye geldiğiniz zaman cıvıl cıvıldı. Köyümüzün okulu vardı, bilmiyorum çıktınız mı? Göreceğiz. Okul kapandı, çocuk yokluğundan okul kapandı. Okulumuzu yaptık, bitirdik. O çocuk olmadığından dolayı okul kapandı. Konuşmalarınızdan şunu anlıyorum, yani köyde ihtiyar kesim mi kalı demeye çalışıyorsunuz? Sadece ihtiyar kesim diyebilirim, çok evlerde daha zaten kimse kalmadı da, ama yani kalanlar da işte abilerimiz, amcalarımız. Bunlar bir 4 tane 5 tane işte gördüğünüz gibi gençler, bunlar da orucu olarak kalmışlar.
yani ne diyeyim, öyle bir hayat öyle o kadar güzel bir şey değil. Yani şimdi çalışıyoruz, yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Belki yukarılardan çalışsanız yani Adıcavaz'ın köylerinin içerisinde örnek köy olarak gösterilebilir. Ama iş olmadığından dolayı, işsizlikten dolayı ürünün para etmemesi, buğdayın para etmemesi. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu tarla paralarından ziyade mazot indirimi olursa daha iyi olmaz mı? Şimdi mazot indirimi de ona da yani olsa olur da, yalnız şimdi devlet mesela ben buğday ekeceğim. Arkadaşım kavun karpuz ekiyor, öbürsü domates ekiyor. Ektiği ürüne destek verirse vatandaş daha çok üretir. Daha çok üretmeye bakar. Ekilen ürüne. Evet, ekilir mesela şimdi seni götüreyim tarlalara. Tonlarca kavun, karpuz, domates, biber, hepsi olduğu gibi kaldı yerinde. Para etmiyor. Şimdi devlet ektiğin ürüne göre mesela bir ara yonca şey yaptılar. Yonca, gorungan destek verildi. Bu Adıcavaz'ın, yani ben sadece bizim köy olarak konuşmuyorum. Adıcavaz'ın hemen %80'i yonca gorungan oldu. Bu sefer gorungan düşünce, para etmeyince bu sefer vatandaş tekrar sürdü. Buğday ekiyorsun, 2 senede bir ürün alıyorsun. Bizde 100 dönümde en fazla alan, hele şimdi özellikle, eskiden 20 tona falan çıkıyordu. Şimdi 14-15, en fazla en kralı 20 ton alıyor. 20 tona senin harcadığın para, senin harcadığın mazot, işçilik, şuyu buyu, bunları bir içeri şuyu buyu tohumu içine çıktığın zaman yani telafi etmede o yuttuğun tozlar sana kar kalıyor. Yani o açıdan mesela devletimiz ekilen ürüne göre desteğini verirse vatandaş da daha çok üretir, daha çok çalışır. Yani mesela gençlerimiz diyorum %80'i, hemen %95'i, hatta %150'si de dese geridir. Çünkü 33 haneden kalmış 8-10 hane. Şimdi dışarıdakilerle hesaplasan 1000 küsürdür, köyü saysan 150 tane, 150 adam bulamazsın yani. Hele özellikle kışın. Bir de şuradaki kardeşimize soralım. Adıcavaz ceviziyle meşhur. Evet. Ceviz geliri ne durumdaydı bu sene? Bu sene hasat dönemi nasıl geçti? Burada da yani Adıcavaz'da da bizim köyümüzde de ceviz yoktu yani. Çok az diye, yani evlere yetecek kadar diyebiliriz yani. Kendinize yetecek. Aha. Yani herkesin kendine kadar mahsulümüz çok az yani cevizlerde. Farklı geçim kaynaklarınız neler? Hayvancılık yok mu? Var, hayvancılık var. Hayvancılık da aynen az önce Rahma abimizin de dediği gibi, hayvancılıkta şu anda bir sığırda örneğin büyükbaş var. Bizde küçükbaş yok köyümüzde. Büyükbaşın şu anda yem, merayı bırak. Yani yem olarak pahalı ama hayvan düşük. Gidiyorsun kasapta et 22 lira kilosu. Şu anda benim malım var sığırım evde. Geliyor adam 1 milyar, 2 milyar. Yani geçen yıla rağmen, yani önceki yıllara rağmen 3-4 milyarlık, örneğin 5 milyarlık olan bir sığır şu anda 1 milyar, 2 milyar en fazla. Şu anda onda sıkıntı çok var. Onu da diyebiliriz yani hayvancılıkta. Hayırlısını diyelim. Teşekkür ederim. Bakalım neler olacak. Oldu. Görüşmek üzere. Burada da teyzemizi görüyoruz. Bayram hazırlığı yapıyor olmalı. Teyzeciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Bayram hazırlığı dedim, doğru mu? Evet, bayram hazırlığı. İyi, kolay gelsin. Yok mu gelin kızlar? Gelinler, kızlar hep gitmişler. Öyle mi? Evet. Amcamla beraber yan. Amcamla beraberim. Çocuklar hep dışarıda. Kızlar, oğlanlar. Uğramıyorlar mı? Oluyorlar. Geliyor. Bayramda geliyorlar, oluyorlar. Oluyorlar. Ne zamandan beridir halı yıkıyorsun? Sabahtan beri. Yeni serdim daha. Yeni, birinci mi bu? Birinci. Kaç tane daha var? Daha yok. Yıkadım yani diğerlerini. Daha önceden o diğerlerini yıkadım. İyi, çok güzel. Çok kaldı mı? Kalmadı. Bitti. Ya bitti. İyi. İyi, çok çok kolay gelsin. Meyve ağaçları neler var bahçenizde? Ceviz var, armut var, tut var. Armutları görüyorum. Dutun zamanı geçti. Ceviz de geçti, geçecek değil mi? Bu kışlık armut değil mi? Kışlık armut.
Uğur abimin payını alacağım. Kameraman arkadaşımız Uğur abinin payını alacağız. Daha başka neler yetişiyor meyve olarak sizin buralarda? Her meyve de yetişiyor burada. Evet, fındık, kiraz, kayısı, her şey de oluyor. Fındık da? Fındık da oluyor. Oldu teyzeciğim, kolay gelsin. Biz müsaadeni isteyerek birkaç tane armut alıp gezmeye devam edeceğiz. İzleyenler, armut pişip de ağza hemen düşmüyor, görüyorsunuz. Çok büyük bir uğraş lazım şu armutları alabilmek için, maalesef alamıyoruz. Kamera arkasını alacağız. Devam ediyoruz. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Balık mı atacağım? Evet, balık yapacağım öyle. Yani bizim payımız hangisi? Öyle hangisini yersen afiyet olsun. Uğur abi seçebilir miyim? Şöyle yakına gel abi. Teyzeciğim şu bana, şu Uğur abime yeter. O da olsun, bunlar da olsun, afiyet olsun. Neden şey yapmadınız, içerisini falan temizlemediniz? Bunu bile fırına atarız, fırında kızarır, sonra içini paklarız. Öyle mi? Evet. Çok güzel, evet. Çok güzel. Mısır ununa mı bandırdın? Yok, hayır, ev ununa. Ev ununa. Evet. Çok güzel. Evet. Ne zaman hazır olur bu? Bu, bir saate hazır olur. Tamam teyzeciğim. Biz kedi gibi buraya kıvrılırız, bekleriz. Benim başım üstüne, buyurun. Sağ olun teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Afiyet olsun yavrum. Afiyet. Kolay gelsin. Amca... Bu kadar yolu dostsuz arkadaşsız gezmek gerçekten mümkün değil. Merve arkadaşım, az önce tanımıştınız kendisini. Değil mi Merveciğim? Evet. Burada da bir teyzemizi görüyoruz çeşme başında. Teyzeciğim nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neler yapıyorsun teyzeciğim? Hiç ne yapayım, ev işlerinden uğraşıyorum. Gelin ya, kızlar yok mu? Yok, ne gelin var ne kız. Kız da Kocada, gelin de Ankara'da. Ben kendi başıma bir deyimle beraber yaşıyoruz. Sağlık sorunun yok inşallah. Sağlık sorunum çok. Ameliyat oldum ben, bypass'a. Çok geçmiş olsun teyzeciğim. Çeşme başından bir şeyler yıkamaya mı geldin? Evet. Sizin mi? Evet, burası bizim. Burada yıkıyorum. Şu içerisindeki hırkanız herhalde. O da kırken çamaşır attım. Zor olmuyor mu? Olsa da işte idare ediyorum. Ben kışları gidiyorum Ankara'ya, yazın. Kışın gidiyorsun, yazın evet, gidiyorsun. Evet, evet. Bayramdan sonra yine gideceğiz. Bayrama seni almaya gelecekler. Bayramda gideceğim. Bayram bitirip gideceğim. Oğullarım var orada. İki tane. Burada kendilerine selam göndermek ister misin? İsterim. Şu an seni izliyorlar. Nihat Kisere selam söyler, gözlerinden öperim. Necat, o şey, Gökay, Gizem, Sannet, Zuhal'a da selam söyler, gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsun, da bayramlarını kutlarım. He? Neydi? Bitlis'ti. Bitlis. Sefer seferde program. He, Bitlis. Oldu teyzeciğim, biz de kendilerine çok çok selam gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Çok güzel bir bahçedeyiz. Burada sırtı bize dönük bir teyzemiz var. Bir şeylerle uğraşıyor. Bakalım nelerle. Çaktırmadan bakıyoruz. Cevizlerle uğraşıyormuş. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olasın, nasılsın? İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Cevizleri ne yapıyorsun? Vallahi işte kışın biz bunları kadayıfe, pahlava yapıyoruz. Cevizli fetir yapıyoruz. Kabuklarını ayıkladığımız zaman. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi temizliyorum işte. Ayıklıyoruz. Ayıklıyorum. Onu kurutup işte kışın onu yemek şey, kahvaltılarda cevizli fetirimiz var bizim, çörek. Pastalarımıza, kadayıflerimize. Biz onlar da bunları işte değerlendiriyoruz. Misafirimiz geldiği zaman ikram ediyoruz. Evet. Ya veya bahçemize geldikleri zaman onlara ceviz çıkarıyoruz.
başka bir meyvelerini, elmalarımız da var. Ne yapalım? Bizim de cevizimiz meşhur. Evet. Değil mi? Cevizimiz meşhur. Gelen misafirlere mecburen evet, ceviz ikram edeceğiz. Güzel çerez şeylerimiz olur, çöreklerimiz olur. İşte misafirlerimiz cevizli çörek. Evet, cevizli çörek. Misafirlerimizden işte. Uğur abi biz ne zaman gelsek de bu cevizli çöreği bir sabah yesek. Bayram sabahında. Bayram sabahında. Ha, bayram sabahında. Ramazan bayramlarında ve kurban bayramlarında ve sabah namazdan çıktıkları zaman biz çöreklerimizi hazırlıyoruz. Camiden misafir getiriyorlar ve onlara ikram ediyoruz işte. Öyle geçiniyoruz. Değerli izleyenler, Adil Cevaz ceviziyle meşhur evet. Bir ilçemiz. Gerçekten cevizi güzel Adil Cevaz'ın. Köyü, ha, biraz Çerkez köyü. Adil Cevaz'a yakın olan bir köydür. Öyle işte eriğimiz var, yazında eriklerimiz oluyor. Kayısılarımız oluyor, fındığımız var, ayva var, üzüm var. Yok yok. Yok yok yani. Allah'a binlerce hamdolsun. Evet, evet. Sizler de geldiğiniz için bize bu imkanı tanıdınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kimlere selam göndermek istersiniz? Vallahi herkese selam. Çok her yerde akrabamız var. İzmir'de kızım var. Yeğenlerim var. Ablalarım var. Kardeşlerim var. İstanbul'da yeğenlerim var. Ankara'da yeğenlerim var. Van'da yeğenlerim var. Herkese dolu dolu çok çok selam söylüyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Büyüklerin ellerine, küçüklerin de gözlerinden öpüyoruz. İşte gurbetlik, hasretlik çekiyoruz. Bir kızım da Maraş'tadır. Onu da çok çok öpüyorum. Onları diyen torunlarımı da hepsini öpüyorum, hepsini seviyorum. Şimdi aleyküm selam diyoruz. Biz de kendilerine selam gönderiyoruz. Bir kasa cevizi önümüze bıraktınız. Birkaç tanesini kırabilir miyiz? Evet, evet, evet. Hı-hı. Bir elle deneyelim. Sizin için tadına bakıyorum bu cevizlerin. Gerçekten tadı mükemmel. Çok da güzel. Teyzeciğim çok teşekkür ediyoruz. Afiyetiniz olsun. Sağ olun. İnşallah bir bayram sabahı sizin misafiriniz oluruz. Gerçekten bekleriz. Gerçekten buyurun gelin başımızdan gözümüz üstüne. Sağ olun. Sağ olun. Hiç misafir çok severiz. Biz misafirden de hiçbir zaman için aciz olmayız. Buyurun gelin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biraz da arkadaşımla paylaşayım bunu. Merveciğim. Alır mısın birkaç tane gülüm? Al al al. Şimdi de içli köftenin nasıl yapıldığını göreceğiz. Çerkez içli köftesi. Arkadaşımız Merve anneannesinin çok güzel çerkez köftesi yaptığını söyledi. Ve biz de kırmadık kendisini. Gelip mutfaklarına kadar girdik. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? İyi sağ olasın. Torununuz mu? Evet kızımın kızı. Çok ısrar etti. Anneannem çok güzel yemekler yapıyor. Hatta çerkez köftesini mükemmel yapıyor dedi. Halen yapıyor. Biz de mutfağınıza kadar girip bunu ekranlara taşımaya karar verdik. Öyle değil mi Merve? Evet. Evet. Bize anlatabilir misiniz biraz? Bulgur koyuyoruz. Ufak bulgur. Evet. Ondan sonra et çekip bırakıyoruz içerisine. Yoğuruyoruz. Ondan sonra içerisine iç yağı. İç yağından, böbrek yağından yani şey yapıyoruz. İç yapıyoruz, içerisine bırakıyoruz. Bir saniye. Soğan falan katıyoruz, reyhan derler. Ondan katıyoruz. Yeşil biber katıyoruz. Onları hep birlikte hani yoğurup ufacık yapıyoruz. Şu işte kıymana yoğurduğumuz zaman da onu da içine koyduğumuz zaman çok güzel bir tat veriyor. Şöyle bunları bir yere serelim. Birçok içli köfte gördüm de sizinkiler küçük değil mi? Daha küçük oluyor da bugün daha büyük yapmışım. Daha küçük oluyor bizim köfteler. İçli köfteler daha küçük olabiliyor. Daha küçük evet. Daha küçük ceviz kadar. Şurada hazırda bulunan ne? Burada ufağı. İşte bizde analı kızlı köfte derler. Şu yavruları, şu da annesi şunu haşlayıp ondan ilave edip misafirlerinde servis yapacağız.
Analı kızlı. Evet, analı kızlıdır. Serviste ikisi bir arada oluyor. Evet, bunu da haşlayacağız suda. Onunla beraber yiyoruz. Ne zaman haşlarız bunları? Şimdi biraz sonra haşlarız. Misafirlerimiz var, misafirler geldikten sonra yine haşlayacağız. Biz de bu kervana dahil olalım, misafir olalım. Evet, evet. Teyzeciğim, genelde köyün birçok evine gittik, gördük. Hep ihtiyarlar köyde kalmış. Sizde kızlar, gelinler var mı? Kızım yok da, gelinim var bir tane. Şu, nasılsın abi? İyiyim, sağ olasın. Analı kızlı köfte yapmışsınız. Kaynanayla beraber mi yaptınız? Evet. Seçtiniz mi büyüğünü ben, küçüğünü siz yapın diye? Yok, fark etmez. Fark et. Yok. Nasıl, anlaşabiliyor musunuz? Çok anlaşıyoruz. Çok güzel, daimi olmasını dilerim. Öyle mi? Evet. İyi, çok güzel, çok güzel. Sizi tanıyabilir miyim? Ben anasıdır, gelinin anasıdır. Gelinin annesidir. Evet, o annesidir. Beraber mi yaptınız bunları? Hayır, biz de, onun evi ayrıdır. Annesi yakındadır da. Bizim geldiğimizi duyunca, evet, hani kızını yalnız bırakmadı. Evet. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Elinize sağlık diyoruz. Sağ olun. İnşallah pişince misafiriniz olacağız. Tamam. İnşallah. İnşallah. Merveciğim, gidiyoruz. Az önce ana ile kızı, gelin ile kaynanayı bir arada ve şimdi de koyun ile kuzuyu bir arada görüyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, sağ olasın. Nasıl iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz? Abdullah Tuk. Nereden geliyoruz abi? Ben Kara'dan geldim. Kara'dan geldim. Nereye gidiyorsun şimdi? Şimdi eve gidiyorum. Eve gidiyorsun? Evet. Başka ne işlerle meşgulsun? Ben öğrenciyim mesela. Öğrencisin? Evet. Hangi üniversitede? Bartın Üniversitesi'nde. Nasıl? Bartın Üniversitesi'nde. Bartın. Hangi bölümü okuyorsun? İktisat. Çok güzel, çok güzel. Nasıl? Okul durumu nasıl? Okul durumu iyi, evet. Güzel. İyi mi? Evet, çalışıyoruz işte. Yaz aylarında ailene yardıma geliyorsun buraya. Yardıma geliyoruz, evet. Okul açılınca da mecburen haliyle okula gidiyorsun. Evet, aynı şekilde. Nasıl? Abilerin falan var mı? Evet, biz 9 kardeşiz. 9 kardeş, maşallah. Kaç kız, kaç erkek? 4 kız, 5 erkek. 4 kız, 5 erkek. İyi, maşallah, maşallah. Diğer abilerin ne işlerle meşgul? Bizim otelimiz var Aldıcabaz'da. Oteliniz var. Evet, Cevizli var. Ondan meşgulüm. İki tane abim de çiftçiler. Onunla uğraşıyoruz. Kavun karpuz somunu ekiyoruz. Hepiniz köyde oturuyorsunuz? Yok. İki tane abim Aziz'de oturuyor. Bir yapım askerde. Siz de okulda. Biz de okulda, evet. İyi. Teşekkür ediyoruz. Şurada bir hanım ablamız var. Merve, tanıyalım mı onu da? Hı? Tanıyalım mı onu da? Hanım kız, merhabalar. Merhaba. Çok güzelsin. Çerkez kızı. Evet. Dediğimiz gibi Çerkez kızlarının güzelliğini görüyorsunuz. Tanıyabilir miyiz seni? Adım Ayşenur, soyisim Güser. Kaç yaşındasın Ayşenur? 13. 13. Okula gidiyorsun. Evet. Kaçıncı sınıf? 7. 7. Derslerin geçen yıl nasıldı? Bu yıl yeni başlıyorsun. Geçen yıl iyiydi, güzeldi. Bu sene göreceğiz artık. İleride ne olmak istersin? Hangi mesleği kafana koydun? Deyince. Evet. Şimdi de Koz Kervansarayı'nın önündeyiz muhtarımla beraber. Muhtarım, biraz bu kervansaraydan söz edebilir misiniz? Hangi döneme ait? Vallahi bu Selçuklu Kervansaray eskiden beri, çok eskiden olan bir han kervansaraydır. Devlet işte zamanla bakımsız kala kala bu şu yıkıldı, şu anda kaldı yani. Şimdi şu anda daha büyük bunun çok eskiye dayanıyor yani işte. Eskiye dayandığı için hani kesin tarihini bilemiyoruz da, fakat çok eski bir kervansaray olduğunu söylüyorlar. Fakat devlet daha evvel bakımsız kaldığı için şimdi de işte yıkıldı, böyle kaldı, daha bakımda yapılmıyor. Yani bunu da köylüler ilk yaşlarını... İşte yıkal sağlam falan yerde köyün kendi şeyini bırakır, zamanını, otunu bırakır. Daha önce çok mu büyüktü? Çok büyüktü.
Abi köye göre hemen hemen bunun 5 yıllık sağlam kalanın 10 üstünden fazla da yıkıldı. Abi. Evet. Sahip çıkılmayınca. Çıkılmayınca yıkıldı gitti. Şu arkada gördüğümüz büyük kocaman da Süphandağ. Süphandağ, evet. Değerli izleyenler, Süphandağ Bitlis'in yüksek dağlarından bir tanesi. Süphandağ'ına kar yağdığı zaman sobalar kurulmaya başlar. Kış kapıda demektir. Yolçatı köyü de Süphandağ'ın eteklerinde, Van Gölü'nün kıyısında bir köy. Çok şirin, çok tatlı bir Çerkez köyü. Aman yarabbi, maşallah şu elmaların güzelliğine bakar mısınız? Kıpkırmızı. Bir elma bahçesine doğru gidiyoruz. Bahçenin sahibi burada. Selamünaleyküm. Amcacım kolay gelsin. Nasılsın amcacığım? Sağ ol, var ol, iyiyim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Bu güzel elmaların sahibi siz misiniz? Evet, güzeldir bu elmalarımız bizim. Ha, biziz, sağ ol. Var mı başka? Başka işte bu bahçe olduğu gibi elmadır. O, aşağı tarafta cevizdir. İşte bu kadar yani, bir 3-4 dönüm, 5-6 dönüm bir elmamız var. Ama güzel, bu sene elmalarımız çok güzeldi. Bu seneki elmalarımız da bir kurtlama muhtlama da olmadı. Her sene kurtlama oluyordu ama bu sene ilacını iyi atınca kurtlatma da olmadı. Yani çok güzel elma oldu bu sene yani. He. Bunları kasayla mı kiloyla mı nasıl satıyorsunuz? Kilosunu bir kağıda veriyoruz, bir kağıda. Bilirim. He, yani bu sene elma ucuz, çok ucuz. Bir kağıda veriyoruz. Şu elmanın güzelliğine. Bunun kilosu 1 lira. Hala daha irileri var o tarafta. Basarak getir oradan. Görebilir miyiz? Beraber gidelim. Ağaca doğru tamam, gidelim. Tamam gel. Daha irileri var. Şöyle kameranın yakınına getiriyorum. Değerli izleyenler, şu elmaların güzelliğine bakar mısınız? Uğur abi sakın elini uzatma. Bunların kilosu 1 lira. Almak isteyenler olursa Yolçatı köyünden bunu temin edebilirler. Değil mi tabii, efendim? Tabii temin edebilirler. Tabii. Sipariş üzeri. Vallahi şu anda bir ton kadar satmışım. Ha, fakat yine de var yani, şey yapabilirler. İleride bu sene artık geçti tabii. Seneye inşallah. Seneye bu sene artık satılacak elmamız kalmadı. Bu sene satılacak elmam kalmadı. Seneye inşallah bir şey yaparlarsa ben yine de satabilirim. Bak ilerideki o bahçe de belirli. Yani o da elmadı. Böyle buradan gidiyor o tarafa. Başka hangi ağaçlar var bahçenizde? Başka ceviz. 150 ağaç cevizim var. 150 ağaç kadar cevizim var. Ceviz bu sene fena değildi yani, millete ceviz yoktu ama benim iyiydi bu sene. Rızkınız bol. Burada da teyzemize doğru gidiyoruz. Teyzeciğim, tanıyabilir misin? Amcamın eşisiniz. Evet. İyi güzel. Elmalarınız maşallah çok. Güzel mi elmalar? Satmış amcam seni. Bir tane bile kalmamış. Evet, satmış. Elmaların kalitesi bu sene de yüksek, ilacını da iyi atmış. Evet, elmalar güzel. Cevizler de iyiymiş. Bu sene rızkınız bol mu? Evet, rızkımız çok. O karşıda ceviz bahçesi var. Var mı ceviz? Cevizimiz de var. Şu an böyle dökmediniz, sirkelemediniz. Dökmediğimiz almadık yani. Evet. İyi güzel teyzeciğim. Bahçemizi gezmeye devam ediyoruz. Ceviz ağaçlarına doğru gidiyoruz. İstobet'ten... Bundan kepçeyi bugün taktık işte, boyumuz yetişmeyen yerlere o elmayı, elma ağaçlarından bu kepçeyle topluyoruz, çok rahat oluyor yani. Tabii böylelikle ağaca da zarar vermemiş oluyoruz. Zarar vermemiş oluyor. Yani bir sıkıntı, çok güzel bir rahat bir toplama oldu bu sene. Bir de şu elmaları toplayan arkadaşımızla konuşalım. Kolay gelsin. Kolasın abi, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkürler abi, sağ olun. Tanıyabilir miyiz seni? Adım Murat Karabalık. Murat. Murat, ne kadar toplayabiliyorsun günde? Günde değişir abi. Tahminen. Kaç kasa? 25-30 sepet bile. Şöyle
Kaldırabilir miyiz böyle izleyicilerimiz görsün? Günde 25-30 sepet toplayabiliyorsun. Evet abi. 25 sepet topluyoruz. Sen evin bireylerinden biri misin? Çalışan mısın? Çalışan. Yemeğe komşu yardım ediyorum. Herhangi bir ücret almıyorsun? Yok yardım. Çok güzel. Görüyorsunuz burada gerçekten komşuluklar bile farklıymış, menfaat gözetmeksizin. İnsanlar burada birbirlerine yardıma gidiyorlar. Tabii topladıktan sonra tadımlık da olsa biraz alıyorsun. Alıyoruz biraz. İyi. Elmalar güzel değil mi? Ya çok güzel abi bir sene. İyi. Kolay gelsin diyoruz sana. Düşer. Yılında sondaj olarak bu bahçeyi o şekilde şey yaptım yani oraya 2000 yılında 15 milyar masraf ederek bir sondaj vurdum. Yukarıda barajım var. Ondan sonra fiskiyeyle veya damlamayla suluyorum işte. Yani sulamada epey bir masrafım oluyor. Senede bir 2 milyarda bunun su masrafı oluyor. Ama nedir? Çok rahat. Mesela kendi suyumdur. Kimsenin bir alakası yok. Bir sıkıntı yok. O şekilde yani rahat ettik. Daha önceden ortaklık köyün suyuyla sürüyorduk. Köyün suyu azdı. Ondan sonra sulayamıyorduk. Ama şimdi çok rahat. Daha burada bak malzememiz, fiskiyemiz falan o şekilde rahat rahat sürüyoruz. Bu seneki verimde de çok şükür memnunsun. Hayır memnunum. Allah'a şükür olsun. Bu seneki cevizim çok iyiydi bu seneki cevizim. Elmalar da elmalar maşallah da çok iyiydi. Güzel. Elmalar da iyiydi. Kayısı zaten bu sene acayip bir kayısı vardı. Maşallah maşallah. Kayısı da bir... Valla kayısı var, evde kuru kayısı var, vereyim size biri. Evet. Çok şükür, evet, çok şükür. Kayısı da bu sene acayipti yani hayvan. Yani Allah'a şükürler olsun bu sene acayip bir verim vardı benim bu bahçede. Yonca da olsun, kayısı evet. Olsun. Yok inşallah değmez, inşallah değmez. Burada İnşallah nazar değmez. Bu bahçeye girmiş. Öyle büyüklerin ayağı var burada bu bahçede, onun için bu bahçeye nazar değmez. Göz hakkı denen şey uyguluyor musunuz? Yok valla göz tabii göz var ama inşallah değmez. Hani demek istediğim şu yoldan geçenler tadımlık da olsa alıp yiyebiliyorlar. Tabii, müsaade tabii, ediyor musunuz tabii, buna? Tabii canım ya çok. Şöyle git. Yani tabii canım ne demek yani burada bunun zekatına kadar veriyorum yani zekatını çok veriyorum tabii zekatına güzel. Kadar burada yani geçenler alanlar çoluk çocuk yarı serbest yiyebilirler ama ayrıca bir de zekatını veriyorum yani zekatsız olmaz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun tabii zekatını da vermesek bu şekilde tutmaz değil mi? Aynen. Hakkı da kalır boynumuzda yani doğru. Yurtlara falan veriyorum talebe okutan yerlere veriyorum yani. Oldu amcacığım. Hadi. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi başım üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere.
Gerçekten çok güzel bir köy. Ağaç yaprakları arasında, yeşillikler arasında bir köy. Burada bir amcamızı görüyoruz. Traktör römorkonun içerisine doldurmuş cevizleri karıştırıyor. Amcacığım kolay gelsin. Nasılsın amcacığım? Sağ ol. Neler yapıyorsun? Vallahi görürsün işte köyde ceviz toplamışız, cevizi kurutuyoruz. Kurutuyorsunuz? Evet. Sermişi kuruyor ki bozulmaya çalışıyor. Şimdi güneşin görmediği yönleri çeviriyorsunuz. Tabii. Sağa sola karıştırmasa, güneş görmese içerisi bozuluyor. Evet. Günde kaç defa karıştırıyorsunuz bunu? Vallahi artık bu belli olmuyor. Güneşe göre. Güneş olursa sabahla karıştırıyor. Bir de akşam üzeri işte böyle güneş vuran da karıştırıyoruz yani. Tabii güneş de eski yaz güneşi değil. Evet. Değil mi? Güneş için yani. Aracın içine çekiyorum. Geri yağmur yağında içeri çekiyorum. Ondan sonra tekrar ramonun içinde geriye çıkarıyorum güneşe. Yani cevizi öyle kurutuyoruz yani. Kilosunu kaça satıyorsunuz veya tenekesini kaça satıyorsunuz? Kilosu 12 liradan 15-18 liraya kadar var. Kilosu. Teneke? Tenekeden verdiğimiz yok yalan söyleyeyim. Kiloyla? Evet kilodur. Bir de bindir. Bini 150 lira. Bin tanesi 150 lira. Evet, 1000 tanesi 150 lira. İri ceviz olursa yani 170-180'e kadar da gidiyor. Şunun 1000 tanesini kaça verirsiniz? Cevizin 1000 tanesini kaça verirsiniz? Bu cevizin 1000 tanesi 100-130-150 lira eder yani. Tabii kurutulduktan sonra değil mi? Tabii. Yani kurutulduktan sonra zaten kiloya gelmiyor. Kurumadan yani daha kilo döküyor. Evet. Ama kuruttuktan sonra ekseri şeyle satıyoruz, tanenle satıyoruz yani 1000 tanesi 150 lira, 140 lira, 170 lira işte o arada. Oldu amcacığım, çok kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Razı olsun. Bakma, bakma, çabuk. Ne oldu? Koyayım, mükür kaypağı. Dedi, şeker şişti. Sıfı bu, dönü yetin yürüş. Feşebi kaypağı. Kaypağı köyüm şişmeyen haker yorganı feşebi kaypağı. Değerli izleyenler, şu an iki amcamızın konuştuğu Çerkez dili. Çerkez olur da dilleri olmaz mı? Amcamızdan öğrenelim neler konuştuklarını. Neler konuştunuz? Önceden ben buna hoş geldin dedim. Evet. O da hoş bulduk dedim. Nasılsın, iyi misin? O da dedi iyiyim. Dedim bu abiler gelmişler bizim köyün işte kamerasını almaya. Bizim şey, bilgilerimizi soracaklar, lisanımızı öğrenecekler. Abiler dedi kesti daha fazla cevap veremedi. Hangi kanal olduğunu sordun mu? Sormadık, yok. Bitlis TV söyleyin kendilerine. Mürker Bitlis'in kaybı. Bitlis kanalı kaybı Mürker. Bu kanalına. İyi. Doğdu. Bu doğdu değil mi? Ne dedi? Dedi iyi ki gelmişler. İyidir. Sağ olsunlar. Ha, siz de sağ olun. Dikkat ettim köyde bu dili konuşan pek fazla insan yok. Vallahi hiç kimse yoktu. İnsanda hiç yoktu. Çünkü bizim önceden büyüklerimiz bilirlerdi, konuşurduk. Annem, babam, büyükler. Ondan sonra onlar gittikten sonra Türklerden kız aldık. Türklere kız verdik. Başka köylerden kız aldık. Onun için lisanı kaybettik. Gitti. Karıştı gitti. Karıştı gitti. Amcacığım siz neler söylemek istersiniz? Buyur. Siz neler söylemek istersiniz bu Çerkez dili hakkında? Bu insanlar unuttu gitti diyor amcamız bu dili. Çerkez dili küçük yaştan dışarıya düştük. Köyde kalamadık. İhtiyarlar da öldüre, gençler de bilmiyor. Türklerden evlendik, Kürtlerden evlendik. Artık insan kaybetti gitti. Bildiğimizi de unuttuk. Siz bu köye geldiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Dedelerimiz gelmiş. Dedeleriniz mi? Dedelerimiz gelmiş, biz değil. Yaklaşık kaç yıl oluyor efendim? En aşağı 150 yıldan fazladır. 150 yıl. 77'de gelmişler, 8700'de nerede gelmişler? 1700. Yani şimdi 93 harbinde gelmişler buraya. Geçen sene benim teyzem benim 70 binem kaç 170 kişiydi.
Yani 30-35 tane ölüyor gelir dedelerim buraya. Hepiniz aynı yerden? Aynı yerden evet. Hepimiz Kafkasya'dan gelmeyiz. Kafkasya'dan. Yalnız kabilelerimiz ayrıdır. Kabilelerimiz. Şapsık dedikten sonra hepimiz bir şemsiye altında birleşiyoruz. Ondan sonra kabile kabile. Mesela o Tavho'dur. Ben Gusere'm. Ebzek var, Natho var, Tavho var. Böyle kabile. Bunlar da kabile isimleri. Bunlar da kabile isimlerimiz evet. Kaç kabile bu köyde var? Köyde şimdi Tavho var bir, Şapsık var iki, şey, Gusere var iki. Lepşuk var 3, Natho var 4, Abzak var 5. Bir de köyünüzün bir farklı bir ismi vardı. Eski ismi Yolçatı. Farklı bir ismi. Kovuz. Kovuz, Kovuz. Evet. Kovuz ismi. Çerkez evet. Bir. Yok bu Kovuz ismi gavur ismidir. Eskiden Ermenilerin ismi Kovuz yani çok köylerin ismini değiştiler. Kendi ismini Ermeniler, önceden Ermeniler burada kalırmış. Ermeni köyde bütün buralar hep Ermeni köyüydü. Yani bu Koğuz, Horans, Arın diye isim geçirdi. Bunlar hep değiştiler. Dediler Ermeni ismidir. Türkçe'ye çevirdiler. Siz de çevirdiniz. Yol çatı yok. Yol çatı yok. Bizim devlet yaptı. Biz yapmadık. Devlet her köye isim verdi. Yola Van Gölü sahiline yakın olduğu için. Valla bilmiyorum. Artık yol çatı yok. Bir de yol kavşağıdır burası. Evet. Onun için yol çatı bıraktılar. Buradan giderdi. Yukarıdan geçerdi. Burada bir karabasan vardı. Belki gördünüz görmezdiniz. Buradan Van'a, Erciş'e, Patnos'a, Ağrı'ya buradan geçerdi yol. Şimdi bu köyün ihtiyarlarından yani en çok ihtiyarı hangisi? En çok Terabi Hacı. Sizsiniz abicim. Evet. Yaşınız kaç? 80'i bulup. 80 maşallah maşallah. Oldukça da yaşlarınız dinç. Bana değil. Amcacığım şu an sizi yakınlarınız, çevrenizdeki insanlar izliyor. Kimlere selam göndermek istersiniz? Ben anlayamıyorum ki bulamıyor. Dedim ki şu an yakınlarınız sizi televizyon karşısında ekranlarda izliyorlar. Kimlere selam göndermek istersiniz? Allah'ın selamı olsun. Kimlere? Hepsine ümmet-i Muhammed olana. Aleyküm selam, aleyküm selam. Siz efendim? Sizlere selam olsun. Siz hoş geldiniz, safa geldiniz. Bütün akrabalarımıza, bütün Türk vatandaş kardeşlerimize hepsine selam gönderiyorum. Hepsine birlik beraberlik verici. Türkiye çatısı altında yaşayan bütün insanlarımıza biz de buradan selam gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz amcacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz amcacığım. Güle güle, güle güle. Sağ olun. İçeri giriyoruz. Amcacığım kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Tabii, Enver Duk, Yolçatı Köyü, Adıcağız. Bir sehpayla uğraştığınızı görüyoruz. Bir sehpa tamiri yapıyoruz. Bacakları mı kırılmış? Bacakları kırılmış, bacakları tamir ediyoruz. Tamir ediyorsunuz. Başka neler tamir ediyorsunuz bu atölyede? Valla öyle, ifak tefek neler olsa bir şeyler yapıyoruz. Kendi köylüler ricada bulunsa kendikleri. Hele elektriği muhtar. İyi güzel amcacığım. Şöyle motor, makine tamiratı falan yapıyor musunuz? Yok. Sadece biraz ağaç işleri, badan, ufak tefek, işte elektronik aşçılar falan oluyor işte. Bunlar var. Kaç yıldır bu işle meşgulsünüz? Valla 15 yıl oldu, şoförlüğü bıraktık, buna başladı. Herhangi bir gelir kaynağınız yok değil? Bizimki bedava. Bedava. Heh. Herhangi bir yerden emekliliğiniz var mı? Ben kur emekliyim. Kur emekliyim. He, kur emekliyim. Siz de Şerkesiniz. Herhalde. Yarı Çerkez, yarı Kürt. Yarı Çerkez, yarı Kürt. Hanım Kürt'tür ya. Eşiniz Kürt. Eşimiz Kürt, evet. Olsun, sonuçta bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Farkımız yok. İyi amcacığım, sana çok çok kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Enver amcamızın atölyesinde çıkarken eşi olmalı. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Enver amcanın eşi. Evet. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Siz o maçlıyım. Biz teşekkür ediyoruz. Enver amcaya Çerkez misiniz diye sorduk. Bilmiyorum dedi, yarı Kürt, yarı Çerkez. Eşim Kürt dedi. Peki siz Kürt müsünüz? Ben Kürt, Bitlisli. Bitlisli. Evet. Yarı Çerkez, yarı Kürt. Evet, tabii. Karışım. Kimlerdensiniz Bitlisli? Bitlisli, Arıkbaşlardan. Kaç yıldır buradasın? 40 yıldır, 50 yıldır evliyim ben. Memnunsunuz yani. Evet, memnunum. Sağ olun. Yaptığı işlerden memnun musunuz? O katel işte. Bazen bazen dövüşürüz, bazen barışırız. İşte ilerken geçiniriz. Yardımcı oluyor musunuz kendisine? Tabii tabii. Geç. Yardımcı olur. Çalışıyor. Haliyle yaşı da ilerlemiş. Gücün yetmediği şeylere yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı oluyoruz tabii. Sordum. Herhangi bir kimseden para talebinde bulunuyor musunuz? Bulunmuyormuş.
bulunmuyor. Hayrına herkese yardımcı olabiliyor mu? Olur, olur. Yardımcı olur. Kimlere selam göndermek istersiniz? Şu an sizi izliyorlar. Zeki amcam çocuklarına, ablama, onlara selamımı gönderiyorum. Kimse. Selam. Sağ ol. Selim Arıkbaşlar'a da selam söylüyorum. Aleyküm. Belediye Başkanı, Adı Cavaz'ın Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı. Biz de buradan onlara ve bütün herkese selam söylüyoruz. Oldu teyzeciğim. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sağ olun. Muhtarımızın ikramlarını kabul ettikten sonra kendisiyle vedalaşıyoruz. Sağ olsun bize bir poşet elma. Armut. 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 Bu kışlık armuttur. Böyle bir ay sonra bu da olur. Bir iki ay dayanır bu armut. Daha canı çeken seyircilerimiz bizi arayıp bizden isteyebilirler. Emin olun göndereceğiz. Göndereceğiz de tadın diye göndereceğiz. Muhtarım bize son söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Valla güzel bir program. Yalnız habersiz geldiniz. Bunu kabul etmem. Haberli gelin. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz ikramınıza, ilginize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şurada çok tatlı bir hanım kızımız var. Adın ne senin? Adın ne? Yağmur. Yağmur bir tane öpebilir miyim? Ha, sen mi öpeceksin? Öp bakalım şunu da. Ha canım sen. Bir tane de ben öpeyim. Hadi görüşürüz. Evet değerli izleyenler, bu haftaki seferimizin de böylece sonuna geldik. Ben sunucunuz Sefer, kameramanımız Uğur Karaoğlu. Haftaya farklı bir seferde görüşmek üzere. Eğer bizi de köyünüzde görmek, bizi de davet etmek istiyorsanız 0434 228 10 11 nolu telefonları arayıp bizleri davet edebilirsiniz.